Arkadaşlar merhaba. Bundan 2-3 video önce hem Photoshop'ta hem de Lightroom'da birden fazla fotoğrafı renklendirme işlemini anlatmıştım size. Bu sefer hazırladığımız tasarımımızı toplu bir şekilde yerleştirme tekniğine göz atacağız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Öncelikle işlemimize başlamadan önce önemli bir iki detaydan bahsedelim. Toplu bir şekilde düzenleme tekniğini uygularken en önemli detayımız fotoğraflarımızın ölçülerinin boyutu aynı olması gerekir. Sosyal medyada kullanılan ölçülerimiz kare ise kare, dikse dik, yatay ise yatay olacak şekilde hepsinin aynı olmasına dikkat edelim. Sosyal medya paylaşım ölçüleri de belli zaten. Ben bu örneğimizde 1080'e 1080 kare şekilde fotoğraflarımıza işlemimizi uygulayacağız. Zaten genelde kurumsal firmaların birçoğu kare ölçülerini kullanmakta. Tabii siz yatay ve dikey olarak da çalışmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Unutmuyoruz, tüm fotoğraflarımızın ölçüleri bir olacak. İkinci önemli detay, klasörlerinizi yedekli çalışmanızda fayda var. Yani fotoğraflarınızın orijinallerini mutlaka yedekleyin. Kendiniz ayrı bir klasör açın. O şekilde çalışmalarınıza uygulayın. Anlatacağım örnekte yedekleme almanıza gerek yok ama ne olur ne olmaz. Siz işinizi her zaman garanti altına alın. Mutlaka yedekli bir şekilde çalışmalarınızı yapmaya gayret edin. Şimdi burada internetten indirdiğim gördüğünüz gibi kare olarak hazırlanmış fotoğraflarımız var. Sıralama fark etmeksizin bir tanesine Photoshop'ta işlemimizi yapacağız. Tasarımımızı oluşturacağız. Sonra bir iki ufak ayarımızla yaptığımız tasarımımızı diğer 9 tane fotoğrafımıza uygulayacağız. Sıralama fark etmeksizin herhangi bir fotoğrafımızı Photoshop'ta açalım. Fotoğrafımızı açtıktan sonra yapacağımız tüm çalışmalarımızı action yapıp o action'ımızı kaydedeceğiz. Hem bu çalışmamızda action nasıl yapılır bilmeyen arkadaşlarımız için onlar da öğrenmiş olacak. İlk önce penceremize gelelim. Buradan action'ımızı açalım. Evet, action panelimizde burada benim kullandığım action'larım var. Şimdi biz kendimize yeni bir klasör oluşturacağız. Hemen klasörümüze gelip buradan klasörümüzün adına isim vereceğiz. Siz çalıştığınız firmanızın ismini de yazabilirsiniz veya herhangi bir şekilde klasörünüzü oluşturabilirsiniz. Ben ismine şöyle bir kahveci yazıp okey diyelim. Evet, klasörümüzü oluşturduk. Şimdi action'ımızı kayıt altına alacağız. Hemen panelimizin çöp kutusunun yanında artı yazan yere gelip yeni bir action oluşturacağız. Burada isterseniz action'ımıza da isim verebiliriz. Ben burada hiçbir şeye müdahale etmeyeceğim. Zaten setimiz ana dosyamıza isim vermiştik. Burada bilmeniz gereken bir iki ufak detayımız var. Action'ımızı kaydettikten sonra klavyemizin F tuşlarından birini kullanarak bu action'ımıza kısa yol oluşturabiliriz. Bir diğeri ise action'ımıza şu kısımdan renk verebiliriz. Ben bunları seçmeyeceğim. Tabii siz kendinize göre istediğiniz şekilde action'ınızı ayarlayabilirsiniz. Seçimlerimizi yaptıktan sonra record deyip bundan sonra katman panelinde hazırlayacağımız tüm işlemi, tüm çalışmayı kayıt altına alacak sevgili dostlar. Şimdi hemen tasarımımıza başlayalım. Ben tabii çok fazla detaylı bir şekilde tasarım yapmayacağım. Siz burada acele etmeden müşterinizin zevkine uygun tasarımları hazırlayacaksınız. Bu arada arkadaşlar videoyu ben size 1-2 dakika içerisinde anlatırdım. Çok fazla uzun video çekmeyi ben sevmiyorum ama mecbur belli bir dakika uzunluğunda video çekmemiz gerekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin. Şimdi hemen background'umuzun üzerine boş bir tane sayfa açalım. Background'umuza gelelim. Kilidimize bir iki sefer tıklayalım. Kilidimizi yok edelim. Ctrl T deyip Shift ile birlikte şu şekilde fotoğrafımızı orantılı bir şekilde ufaltıp ortalayalım. Fotoğrafımızı üste alıp açtığımız sayfamızı bir alt katmana alalım. Buraya da arka plan deyip isimlendirelim. Hemen renk ikonlarımıza gelip bir tane Solid Color açalım. Buradan arka planımızı şöyle bir beyaz renk verip okey diyelim. Evet, gördüğünüz gibi panelimizde katman panelimizde ne yapıyorsak action'ımız bunu otomatik olarak hafızasına alıyor sevgili dostlar. Hemen tekrar üstte boş bir katman açıp bu sefer şekillerimizden şöyle bir çizgi çekip okey diyelim. İç dolgumuzu yok edelim. Fotoğrafımızın dışına şöyle bir çizgimizi çekelim. Şimdi tekrar fotoğrafımızın bulunduğu katmanımıza gelip onun üstüne de bir çizgi daha çekelim. Onun rengini de beyaz yapıp okey diyelim. Biraz daha aşağı doğru indirelim. Evet, kısa zamanda çok basit bir şekilde şekillerimizi kullanarak çalışma yaptık. Şimdi logomuzu siz isterseniz yazıları veya sembolleri yapacağınız çalışmalarınızın üzerine ekleyebilirsiniz. Şeklimize bir daha gelip bir de şöyle bir üçüncü bir kare açalım. Onu da şöyle bir oval yapalım. İçinin dolgusunu beyaz yapalım. Dış çizgimizi yok edelim. Onu da tutup şöyle aşağıya ortalı bir şekilde yerleştirelim. Daha sonra blending panelimize gelip şöyle sağa doğru da çekelim. Rahat bir şekilde görelim. Hemen oval çizdiğimiz şeklimize şöyle bir gölge işlemimizi uygulayalım. Opaklığımızı da biraz düşürelim. Size'ımızı da az bir şey daha yükseltip okey diyelim. Şimdi logo veya siz ne eklemek istiyorsanız ona göre çalışmalarınıza uygulayabilirsiniz. Benim şöyle bulduğum bu logoyu tutup
tutup postumuzun üzerine bırakalım. Ctrl T diyelim. Biraz ufaltalım. Şöyle logomuzu yaptığımız ovalimizin içerisine yerleştirip OK diyelim. Biraz da büyütelim. Size daha rahat bir şekilde görün. Aynı şekilde sembollerimizi de tutup çalışmamızın üzerine bırakalım. Ctrl T deyip biraz sembollerimizi ufaltalım. Telefonumuzu şu şekilde sol tarafa, mail sembolümüzü de şöyle sağ tarafa hizalı bir şekilde ayarlayıp yerleştirme işlemimizi uygulayacağız. Telefon numarasını ve mailini veya başka bir şeyi dediğim gibi müşterinizin isteğine göre bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Evet, çalışmamız bitti. Şimdi burada ilk olarak yapmamız gereken bu çalışmamızı kaydedeceğiz. Logo sayfamızı da kapatalım. No diyelim. Bu çalışmanızı JPEG olarak herhangi bir yere veya fotoğraflarınızın bulunduğu yere kayıt altına alabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış bir olay. Ben yedekli çalıştığım için 2 numaralı fotoğrafın üstüne gelip kaydetme işlemimizi uyguluyorum. Kalitemizi de maksimuma getirip OK diyoruz. Sonra fotoğrafımızı kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 2 numaralı fotoğrafımızı işlemimizi yaptık. JPEG bir şekilde çalışmamızı kaydedip uyguladık. Tekrar söylüyorum size sevgili dostlar. Ben yedekli çalıştığım için üstüne kayıt işlemini yaptım. Klasör açıp farklı bir yere de kayıt işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi tekrar penceremizden action'ımıza gelip action'ımızı kapatıyoruz. Şöyle yukarı çıktığımızda yaptığımız, oynadığımız çalışmalarımızın tüm işlemini kayıt altına almış oldu. Şimdi burada yapmamız gereken bu diğer fotoğraflarımıza bu action'ımızı uygulamamız. Bunu da yapmak gayet basit sevgili dostlar. Hemen file deyip aşağı inip automate deyip batch yazan yere geliyoruz. Evet, buradan ufak ayarlarımızı yapacağız. Setimizin, dosyamızın ismi neydi? Kahveciydi. Action'ımız neydi? Action 1'di. Burada bilgisayarımızda fotoğraflarımızın bulunduğu klasörümüzü seçeceğiz. Evet, benim klasörümüzün adı Fotolar 1'di. Burada unutmayın sevgili dostlar, içine girmiyorsunuz. Sadece klasörü seçmeniz yeterli. Seçimimizi yaptık. Burada hiçbir şey müdahale etmenize gerek yok. İsterseniz sağ tarafta tekrar seç deyip masa üstüne ayrı bir klasör oluşturabilirsiniz. Veya fotolar klasörüne girip sağa tıklayıp yeni klasör oluşturup çalışmalarınızı oraya kaydetmesini isteyebilirsiniz. Hemen şöyle yapalım. Size uygulamanı gösterelim. Hemen klasörümüzü açıp düzenlenen deyip klasörümüzü belirleyelim. OK diyelim. Burada işleyeceğimiz fotolarımızın içerisinde düzenlenen klasörümüzün içerisine tüm action'larımız düzenlemiş bir şekilde gelmiş olacak. Burada isim de verebilirsiniz. Daha fazla bir şey yapmaya da gerek yok. Hemen işlemimize OK diyelim. Gördüğünüz gibi Photoshop'un yapay zekası devreye girip katman panelinde çalıştığımız tüm işlemleri seçtiğimiz klasördeki fotoğraflarımıza uygulayarak işlemimizi yapmış oluyor. Tabi bu işlem bilgisayarınızın hızına göre ve çalışmanızın yoğunluğuna göre biraz sürebilir. Tüm fotoğraflarımızın işlemi bittikten sonra açtığımız klasörümüze gelelim. Gördüğünüz gibi tüm fotoğraflarımıza hazırladığımız action'ımız işlemiş oldu. Tabi tek tek de fotoğraflarınıza bu action'ı uygulayabilirsiniz. Burada önemli olan dediğim gibi fotoğraflarınızın boyutu ve çözünürlüğünün aynı olmasına dikkat edelim. Ve önemli bir diğer husus da action'larınızın iyi oturması için set aralıklarının çok fazla karışık olmamasına özen gösterelim. Action'ı ilk defa kullanıyorsanız ve biraz daha cemiyseniz ilk başta katmanları çok yapmamanızı, deneme yanılma yöntemini uygulamanızda fayda var. Önce ufak tefek işlemler yaparak uygulayabilirsiniz. Zaten birkaç defa yaptıkça, elinize alıştıkça katmanlarınızı da çoğaltabilirsiniz. Diyelim bu eğitimimizi de bitirelim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.